Kıymetli öğretmenlerimiz, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Konya İl Koordinatörümüz Özkan Hocamız bize Twin Space alanını ve burada projeleri nasıl yürüteceğimizi yeni platformumuz ESEP üzerinden anlatacak. Sözü kendisine bırakmak istiyorum. Özkan Hocam, katılımcılarımız yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ben kendilerini buradan onaylarım. Size kolaylıklar diliyorum. Söz sizde öğretmenim. Teşekkür ederim Zeynep Hocam. Kıymetli öğretmen arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. 3 gündür Adana, Konya ve Samsun olarak yürütmekte olduğumuz eğitim senemizin son günündeyiz. Genel günleri Zeynep Hocam ve Burcu Hocam çok güzel bilgiler verdiler. Bugün de nasipse ben size kısaca etkinlikte proje nasıl yürütülür, Twin Space'de neler dikkat etmeliyiz, bilimin döndüğü kadar bunları anlatmaya çalışacağım. Aslında uzun bir sunu hazırlamak istemiştim ama daha çok portal üzerinden anlatmayı tercih ettim. Kısaca sunumumuza başlayacak olursak, önceki sunumda neler var, bugün neler anlatacağız? Etkinlik projelerinin pedagojik yönlerini bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü planlanmamızı ve Twin Space'imizi buna göre ayarlamamız, başta ayarlamamız çok önemli. İkincisi kalite etiketi kriterleri. Bunu neden aldım buraya? Yaptığımız çalışmaların belirli bir standartta olması gerekiyor. Kalite etiketine başvurduğumuz zaman bizde neler isteniyor? Bunu proje yürütme aşamasında dikkate almalıyız ki kalite etiketine başvurduğumuz zaman zorluk çekmeyelim. Üçüncü olarak bir projede sayfa düzeninde nelere dikkat etmeliyiz? Ortaklarımızı, öğrencilerimizi nasıl yönlendirmeliyiz? Bunlara değineceğim kısaca. Sonra Twin Space kullanımı, yeni portalda özellikle ESEP'te nasıl yapacağız, ne gibi değişiklikler var? Aslında çok bir değişiklik yok ama bunlara değineceğim. Bir de dün Burcu Hocam atladı, unuttu herhalde. Projemizi öğrenci eklemeye değinmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, kalite etiket değerlendirme kriterlerinden başlamak istiyorum. Tüm projeler 5 kriter dikkate alarak değerlendiriliyor. Ortak okul arası işbirliği, teknoloji kullanımı, pedagojik yaklaşımlar, müfredat entegrasyonu, sonuçlar ve dokümantasyon. Burada özellikle işbirliği, teknoloji kullanımı ve ortak arası işbirliğinde çok önemli iki husus var. İki madde var ki, üç madde var özür dilerim. Bu üç madde eğer yeterli 3 puan alınmazsa bu maddelerden projenin kalite etiketine doğrudan doğru eleniyor. Onun için projemizi planlarken bunları mutlaka planımıza bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Değerlendirme kriterleri, projemizin kalite etiketi değerlendirme kriterlerini karşılamadan kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu planlarken, uygulanırken de bir kontrol listesi mutlaka elimizin altında olsun. Sizinle paylaşacağım biraz sonra, bir kontrol listemiz var bizim. Kalite etiketi değerlendirirken şu şekilde bir check listimiz var bizim. Bunu mutlaka elinizin altında olsun arkadaşlar. Projenizi planlarken buna göre projenizi planlayın. Burada neler var? Ben başlıklarını söylüyorum sadece. Pedagojik inovasyon. Projemizde mutlaka pedagojiye yer vermelisiniz. Bundan bahsetmelisiniz ve projenizde bununla ilgili sayfalar olması gerekiyor. Yani bir proje oluşturduğunuz, bugün mesela empati projemiz var bizim, onu sayfalarını göstereceğim, örnek vereceğim size. Empati ile ilgili bir proje oluşturdunuz. Bu projeye neden ihtiyaç duydunuz? Bununla ilgili öğrencilere nasıl bir ön yoklama yaptınız, bir ön çalışma yaptınız, neden? Bunları belirtilen bir açıklama sayfalarında mutlaka olması gerekiyor. Burada projenin hedeflerinizi nasıl tutmalısınız, basit tutmalısınız? Hedeflerde, aktivitelerde öğrencilere nasıl yer vereceksiniz? Bunlara değinmeniz gerekiyor. Şöyle aşağı ineyim biraz. Pedagojik yaklaşım ve öğretim önerilerine mutlaka değinmeniz gerekiyor. Özellikle başvuru sürecinde buna bahsetmeniz lazım. Yaptığınız etkinliklerin pedagojik yaklaşım ve öğretim önerileri, öğretim teknikleriyle nasıl bir bağı var? Siz bir etkinlik yapmışsınızdır, bir oyun oynatmışsınızdır. Bunu pedagojiyle nasıl birleştirdiniz, entegre ettiniz? Sayfamı biraz daha büyüteyim sizden daha iyi görmesi için. İkinci bölüm ise kriterlerden müfredat entegrasyonu. Mutlaka dersimizi bir veya daha fazla dersle entegre etmeliyiz. Yani mesela ya matematik öğretmeyin, sadece matematikle bir proje yürüttüğün zaman bu etkinlik mantığına, mentalitesine uygun bir proje olmuyor. Başka derslere de mutlaka bunu entegre etmeniz gerekiyor. Eğitim vermiş olduğumuz
branşın, öğrenci yaş grubunun özelliklerine göre projenizi mutlaka bir şekillendirmeniz gerekiyor. Bunun ikinci ayağı ise çoklu disiplin yaklaşımı ki burada da işte diğer branşlarla, diğer alanlarla da bağlantı kurmanız gerekiyor. Ve anahtar yetkinlikler ve beceriler. Burada da projenizin bir parçası mı bu anahtar yetkinlikler ve beceriler? Nedir bunlar mesela işte dijital beceriler, işte öğrencilerin teknolojiyle ilgili ilişkileri, bunlarla ilgileni, bunları mutlaka projenize bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. İşbirliği konusu ise arkadaşlar en önemli basamaklardan birisi burası. Burada 3 basamak var. Birincisi öğretmen arasında koordinasyon ve stratejiler. Bunun için de projenize başladıktan hemen sonra öğretmenlerle bir toplantı yapmanız, projeyle ilgili planlama sürecinde diğer meslektaşlarınızın fikirlerini mutlaka almanız gerekiyor. Bunlarla ilgili kanıtları, görselleri de sayfamıza uygun bir şekilde yerleştirmenizde fayda var. İkincisi ise öğrenci arasında koordinasyon. Bunları nasıl sağlayacaksınız, nasıl planlayacaksınız? İşte ayda bir defa mı bir toplantı yapacaksınız yoksa sadece senede bir defa başında sonunda mı yapacaksınız? Bunları belirlemeniz lazım projeye başlamadan önce mutlaka. Üçüncüsü ise ortak ürün oluşturmak. Şimdi ortak ürüne bence projeye başlamadan önce karar vermelisiniz ortaklarınızla beraber. Yani biz projeye başlayalım nasıl olsa ileride bir fikrimiz gelir diye düşünürseniz projenizin bir ayağı eksik kalacaktır. Ve yapılan çalışmalarda birçoğu boşa giden çalışma olacaktır. Başlangıçta siz ortak ürününüzü belirlerseniz bütün etkinliklerinizi buna göre planlarsınız. Buna göre de çalışmalarınızı daha sade, öz, amaca uygun bir şekilde yürütmüş olursunuz. Kriterlerden üçüncüsü ise bilişim teknolojilerinin kullanımı. Burada seçeceğiniz araçlar çok önemli. Bu seçtiğiniz araçların öğrencilerinizin yaşlarına uygun olması şart. Ayrıca bu araçların yapmış olduğunuz etkinlikleri ifade etmesi, etkinliklerde kullanılması, o etkinliklerde verimli bir şekilde kullanılması çok önemli. Yani başka projede şu aracı kullanmışlar, biz de kullanalım. Başka projede işte şöyle bir etkinlik yapıyorlar, biz de yapalım. Bu doğru bir bakış açısı değil. Öncelikle bundan kesinlikle kurtulalım. Başlangıçta düzgün bir planlama yaptığımız zaman, yolumuzu düzgün çizdiğimiz zaman hem çok yorulmuyoruz, hem de böyle nokta atışı işler yaptığımız için projemiz daha eğlenceli ve zevkli hale geliyor. İkincisi çalışma alanının yöntemi ki bugünkü bizim konumuz bu. Twin Space'den bahsediyoruz burada. Twin Space'imizin sayfalar düzeni oluşturulması, oranın organize edilmesi, kategorilere ayrılması. Burası her projeye göre değişebilir ama ben size temel mantığını bugün bir örnekle göstermek istiyorum. Ve bu Twin Space ile bütün ortaklarımızın çalışıyor olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum bir etkinlik yaptık. Burada değerlendireceğiz şuna bakıyorum. Bu etkinlikte o projedeki bütün öğretmenler katılmış mı? Twin Space alanında bu öğretmenlerimizin çalışmalara katılabilmesi için neler yapacağını bilmesi gerekir. Öyle yani şimdi bir kişiye baktığı zaman sizin aklınızdan geçen ne olduğunu bilemez. Bunun için mutlaka bir etkinlik yapacağınız zaman onu bir sayfa oluşturuyorsunuz. O sayfaya etkinliği adım adım nasıl yapılacağını ortaklarınıza anlatıyorsunuz. Ve ortaklarınız da bundan sonra oraya siz tarif etmeden hatta ne bileyim işte bültende yayınlamadan dahi olsa ulaşıp çalışmalarını yapabilmeli. Üçüncü aşaması ise bilişim teknolojilerinin e-güvenlik ve telif hakları ile ilgili konular. Biliyorsunuz buna Avrupa Birliği Komisyonu olsun, devletimiz olsun çok büyük önem veriyor arkadaşlar. Telif hakları ile ilgili çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunu sadece öğrencilerimizin fotoğraflarını çekerken işte yüzden çekeceğiz şeklinde algılamayın. Örnek veriyorum çalışmanızda bir resim paylaştınız. İnternetten bir resim buldunuz, koydunuz. O resmi oraya doğrudan doğruya koymayın. Mutlaka resmi aldığınız sitenin ismini onun altına yazın. Yani o resmin hangi siteden alındığı veya hangi kaynaktan alındığını mutlaka belirtin ki o kişinin emeğine bir değer vermiş olabilirsiniz. Telif hakları ile ilgili konuyu tekrar ele alayım şöyle. Bir internetten herhangi bir resim, görsel, müzik, ne bileyim işte bir doküman kullansanız dahi bunu aldığınız kişiyi mutlaka belirtmeniz lazım. Böylece o kişinin telif haklarını korumuş oluyorsunuz. O kişiye atıfta bulunmuş oluyorsunuz. Sizin de bu şekilde telif hakla ilgili bir sıkıntı yaşamanız önlenmiş oluyor.
En son olarak ise sonuçlar ve dokümantasyon bölümü var. Projemizde ortak iş bölümünde ikinci bölüm vardı. Orada sizden bahsetmeyi atladım herhalde. Ortak ürün konumuz var. Ortak üründe de yine ortak ülke takımları, ortak oluşturarak çalışmalar yapmamız lazım. Bunlarla ilgili çalışmaları mutlaka belirtmemiz lazım. Şimdi belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi. Bunlar gerçekleştirilen hedefler her birisi için ayrı bir sayfa açabilirsiniz. Mesela dersiniz ki biz bir e-kitap yaparak çocuklara hikaye yazdıracağız diye bir hedef belirlemişsinizdir kendinize. Bununla ilgili bir sayfa açarsınız. Alt başlıklarında da işte o kitabın oluşmasıyla ilgili çalışmaları ayrı ayrı ele alırsınız. Ve en son ortak ürün bölümünde de bunu paylaştırırsınız. Projenin değerlendirme bölümünde öğrenciler, öğretmenler, velilerle bu işe dahil edilmiş, velilerle projeyi değerlendirebilirsiniz. Bu değerlendirme röportaj şeklinde olabilir, bir anket şeklinde olabilir, çocuklara soru cevap şeklinde olabilir, yani bunu videoyla da yapabilirsiniz, yazılı, sözlü de olabilir. Bütün katılımcıların değerlendirme düşüncelerini almanızda fayda var. Ayrıca bir de değerlendirme dediğimiz zaman biz biliyorsunuz başlangıçta ve sonuçta bir anket yapmamız diye öneriliyor ve ben de tavsiye ediyorum. Bu anketlerin geçmiş zamanda gördüğümüz şekilde sadece ekran görüntülerini koyuyordu arkadaşlarımız. Bu anketlerin neyi ifade ettiği anlaşılmıyordu. Bu anketlerin karşılaştırmalı analizlerin yapılıp değerlendirmesi yapılması lazım. Örnek veriyorum işte empati projesini yapıyoruz. Empatiyi ortaokul, ilkokul, ikinci sınıf bir öğrenci anlamını bilmiyor olabilir. Başlangıçta empati nedir? Ne bileyim işte sınıfta aile yandaş gördüğünüzde ne hissedersiniz gibi böyle basit bir anket oluşturursunuz. Aynı anketi veya benzer soruları bir de projenin sonunda oluşturursunuz. Her iki anketi karşılaştırdığınızda projenin başından sonra nereden nereye geldiğinizi tespit etmiş olursunuz. Böyle sayısal bir veriye dökmüş olursunuz. Hedeflerinize ulaştığınızda bu şekilde kanıtlamış olursunuz. Yaygınlaştırma etki bölümünde ise arkadaşlar proje yaygınlaştırması etkinlik projelerinde çok önemli. Bunun için de değişik kaynakları kullanabilirsiniz. Sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Ama bu bir Facebook hesabı açacaksınız, Instagram hesabı açacaksınız anlamında değil. Kendi hesaplarınızdan işte Ulusal Türkiye Destek Servisi'nin Ulusal Destek Servisi'nin sayfalarında, eğitim sitelerinde, yerel medyada, ulusal medyada projenizle ilgili çalışmaları yaygınlaştırıp tanıtabilirsiniz. Bunları da ilgili sayfada paylaşabilirsiniz. Gelelim şeye. Bir projede hangi sayfalar olmalı? Şimdi size göstereceğim bir proje, benim geçmişteki bir proje. Bu göstereceğim sayfa ille de bu şekilde yapın anlamında değil. Sadece sizlere fikir vermesi açısından ben bu siteyi örnek olarak göstereceğim. Arkadaşlar geçmişteki sitelerimizi biliyorsunuz sivil siper üzerinden ulaşabiliyoruz. Ama sadece salt okunlara ulaşabiliyoruz. Değiştirme, ekleme yapamıyoruz. Bu benim 2 yıl önce yürütmüş olduğum empati projemizin sayfası. Sayfalar bölümüne şu şekilleri giriş yapayım. Öncelikle arkadaşlar bir projede sayfa düzeni çok önemli. Sayfanıza giren bir kişi sayfanızda nereye gideceğini kolayca bulabilmesi lazım. Bunun için mesela ben burada şu sol tarafta şu kısımda gördüğünüz yerde arkadaşlar bakın büyük harflerle ana sayfaları yazmışım. Bir demişim ki sayfayı şöyle Türkçeleştireyim. Evet. Bildirimler diye bir sayfa açmışım. Proje hakkında diye bir ana başlığımız var. Altına iniyorum proje takvimi. Bunları not alabilirsiniz. Proje takviminden hemen sonra Kasım, Aralık. Ben mesela burada yapacağım çalışmaları ay ay planladım. Ama siz bunu ay ay değil de modül modül planlayabilirsiniz. Mesela dersiniz ki işte bir matematik projeniz vardır. Örnek veriyorum. 4 işlem vardır. Dersiniz toplama, çıkarma, bölme diye mesela 4 tane ayrı modül şeklinde yapabilirsiniz. Ben ay ay yapmıştım. Projemiz 1 yıllık bir projeydi. Arkasından yaygınlaştırma, öğretmenlerin kendilerine tanıtımlar, öğrenci çalışmaları, böyle gidelim, işbirlikçi çalışmalar, ortak ürünler, değerlendirme çalışmaları şeklinde ana başlarımı atmışım. Şimdi en baştaki sayfaya geleyim ben. Bildirimler demişim. Bildirimler sayfasında sadece bilgi vermişim.
Mesela burada öğrencilere bunu da ilk başa aldım ki giren kişi hemen görsün diye. Demişim ki işte sevgili meslektaşlarım, öğrenciler lütfen İngilizce paylaşın diye burada ilk uyarımı yapmışım. Unutmayalım ki biz birçok ülkeyle bir proje ekibiyiz gibi bir teşvik etmişim. Sonra bunu ben geçen uyguladığım bir taktik de bu. Hani öğrencilerim benim küçük yaş grubu olduğu için hangi sayfada paylaşım yapmayacaklarını yönlendirme amacıyla işte bir sayfanın resmine, bütün sayfanın resmine öğretmen ya da öğrenci resmi koyuyordum. Öğretmen resmi olan yere öğrenciler müdahale etmiyordu hiç. Burası öğretmenler sayfası diye. Öğrenciler müdahale edecekleri yer öğrenci resimlerinin olduğu yerlerdi. Eğer her iki resim varsa hem öğretmen hem öğrenciler yapabilecek şekilde. Bu benim bir yöntemimdi. Hemen altında etik davranışları yazıyorum. Yani projeyle ilgili, internet etiğiyle ilgili, etkinlik etiğiyle ilgili davranış kurallarımız nelerdir? Bunları hem İngilizce hem Türkçe olarak yazdım. Çünkü projemizde aşağı yukarı o zaman 10 kişi kuralı yoktu. 20'ye yakın Türk öğretmenimiz vardı. Bir 10 kadar da yabancı öğretmenimiz vardı. Yani Türk öğretmenimizin çoğu yeni başlangıç öğretmenimiz olduğu için bu şekilde yapmıştım. Bunları ben sonra kaldıracaktım ama unutmuşum burada kaldırmayı. Projemizle ilgili iletişim grupları oluşturmuştuk. Bunlara ilgili sayfayı yazdım buraya. Ve hemen bu iletişim gruplarındaki kuralları da altına yazdım. Bunlar biliyorsunuz şart değil. Yani bir WhatsApp grubu zaten artık önerilmiyor. İlk başlangıçta böyle bir şey vardı. Şimdi önerilmiyor. Çünkü insanların özel bir iletişim aracı olduğu için. Facebook grubu bu oluşturursanız projenizle ilgili orada yapabileceğiniz paylaşımları nelerle dikkat etmeniz gerektiğini belirliyor. Gelelim şimdi projeyle ilgili asıl bölümlere. Yani olmazsa olmaz dediğim şeyler. Proje hakkında bölümü. Bir güzel bir görsel koyarsınız baş tarafına bu tür sayfaların. Hemen altında hangi sayfaları içerdiğini projenin burada mesela ana sayfasını vermişim ben. Birinci sayfamızda neden bu proje? Bununla ilgili bir ne diyoruz biz bunlara? Jenerik hazırlayıp sunabilirsiniz. Mesela ben burada empati projesini neden ihtiyaç duyduğumu herhalde sesi paylaşmadım size gelmeyebilir. Burada neden empati ile ilgili duyduğuma dair bir video jenerik hazırlamıştım. Bunu sosyal medyada paylaşmıştık. Ortaklarımın da buna göre istemiştim. Hatta dün Borcu Hocam bahsettiği yerde bile bunu ben proje ortağı ararken yayınlamıştım. Ortak bulma bölümünde. Böyle bir proje yapacağım. Kimler ilgilenmek ister diye linkini de vermiştim. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Proje ortağı ararken etkili oluyor çünkü. Neden empati konusunu seçtik? Bununla ilgili işte bir burada bir e-book kitabımız var ama açıklamasını yaptık yani bunu. Daha sonra da proje hakkında kimle mesela projemizdeki ortaklarımızla ilgili bu eğlenceli bir şey olsun diye kalkmış burada. Proje ortaklarımıza ait işte katıldığımız ülkelerin resmini yaptık. Gördüğünüz gibi çok katılımlı bir projeydi. Çok da güzel bir proje olmuştu. Ve plan. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Şimdi projemizi ulusal destek servisine sunarken bir çatı plan sunuyoruz ama bu planın bir de sayfada görünür olması lazım. Ben size önerim burada planınızı böyle bir işte Word'den kopyala yapıştır şeklinde değil de bir Webiki aracı kullanarak sunmanız. Ben bu tarafını çok seviyorum. Mesela demişim ki Kasım ayı oluyor November. Kasım ayında neler yapacakmışız? Burada hemen tıklayarak Kasım ayında yapacağımız çalışmaları Kasım sayfasına gidiyor gördüğünüz gibi. Tekrar gideyim işte ne bileyim işte Ekim ayındaki sayfama gidiyor. Bu şekilde mesela eğlenceli bir hale getirdim. Planımızı bu şekilde bir şeyle yapabilirsiniz. Bir aracıyla yapabilirsiniz. Ve müfredatla ilişkilendirme bu aslında istenmiyor son zamanlarda. Derslerinizde nasıl bir bağlantı kurduğunuz, atıyorum mesela ilkokul öğretmenisiniz, hayat bilgisinin empati ile ilgili kazanımlar nelerdir? Başvuru sürecinde, kalite başvuru sürecinde yardımcı olsun diye bir müddet öğretmen arkadaşlar bunu hep uyguladı, uygulaya geldiler. Ama böyle bir sayfa oluşturmak zorunda değilsiniz. Görev dağılımıyla ilgili ise arkadaşlar, yine dikkat ederseniz her sayfanın başında bir açıklama mutlaka yazıyorum.
Bir projenin en önemli özelliklerinden birisi işveren ve işbirlik çalışmadır. Projelerimizde tüm ortaklarımıza en az bir görev atanacaktır. Bütün ortaklarımızın mutlaka bir görev alması gerekiyor ki işbirliği olarak bu çalışsın. Ortak oyundan bahsetmiyorum. Yani projedeki atıyorum proje haritasını bir öğretmenimiz yapıyorsa, projedeki anketi ikinci Ayşe öğretmenimiz yapar, üçüncü bir anket varsa onu işte Ahmet Bey yapar. Bu şekilde görev dağılımıyla ilgili öğretmenlerimize önce bir teklif sunuyorsun, sunmanızı öneririm. Bu öğretmenler ben şunu yapabilirim, ben bunu yapabilirim görev aldıktan sonra da zamanı geldiğinde o kişiden bu ödevlerini yapmasını beklersiniz. Tamamlanan projeleri de kontrol etmek için ben burada mesela bütün şeylerde çıkmıyor şu anda. Evet. Evet, 2 yıllık proje olunca bazı dosyalar silinmiş oluyor haliyle. Link veriyorum arkadaşlar. O linke mutlaka yönlendiriyor. Evet. Medya izin belgeleri. Bunu mutlaka arkadaşlar alıyorsunuz. Öğrencilerimizden veli izin belgelerimizi alıyoruz ve veli izin belgelerimiz de burada. Yine öğrencilerimizin ad soyadlarını görünmeyecek şekilde aldığınız ispat eder bir anlamda burada paylaşmanız gerekir. Bunu ister mesela bu şekilde bir GIF olarak paylaşabilirsiniz. İster doğrudan doğruya bir fotoğraf olarak paylaşabilirsiniz. O size kalmış bir şey artık. Bu projenin ön testi. Burada gördüğünüz gibi Ansgar'da bir test yapılmış. Gelelim proje planına. Proje planını ay ay buraya yazdım ben. Mesela Kasım'da neler yapacağız? Dikkat ettiyseniz burada mesela diyorum ki şöyle Türkçe sayfamı yine bildirimler sayfasını okuyun. Bildirim sayfasından öğretmenimiz gelip buradan aradım buldum diyene kadar karıştırabilir. Onun için ben doğrudan buraya bildirimler sayfasına link veriyorum. Biraz sonra size TeamSpace anlatırken bundan da bahsedelim. Linki nasıl vereceğimize dair. Örneğin işte bizim bir ortaklarımızın ülke ve bayrakları sayfamız var. Burada herkese görev vermişim. Herkes haritada okulunu işaretlesin diye. Bakalım mesela tıklıyoruz buraya. Sayfa silinmiş. Ve burada herkes kendi bayrağını altına adını yazdı. Mesela Türkiye'den kimler katılmış? Bulgaristan'dan kimler katılmış? Romanya'dan kimler katılmış? Herkesin buraya adını yazmasını istemiştik. Bunlar tabii benim kişisel tekniklerim, taktiklerim, yöntemlerim. Sadece size fikir vermesi açısından bahsediyorum. Bunlar bağlayıcı değil arkadaşlar kesinlikle. Aynı şekilde atıyorum mesela Şubat ayına geldim. Şubat ayında da yine bir görsel altında da açıklamasını yazıyor. Şubat ayı teması e-güvenlikmiş. İşte e-güvenlikle ilgili geçmişte biliyorsunuz bizim boardumuz vardı artık şimdi yok. Bunun yerine buraya bir patent ekleyebilirsiniz. Buradan bu şekilde çalışmanın yapılan bekleyebilirsiniz. Bu şekilde planlamamızı yaptıktan sonra dikkat ederseniz her ay için takvime göre her ay için bir sayfa oluşturdum. Ve her aydaki mesela bu ayda 3 tane alt sayfa, alt başlık oluşturmuşum. Mesela burada ilk görevimiz çocuklara bir kitap okuma görevi vermiştik. Kitap ve film okuma görevi. John Brown'un, Christy Brown'un Sol Ayağım kitabını hepimiz okuyacaktı. Bununla ilgili filmi izleyecekti. Ve onunla ilgili de düşüncelerini form bölümünde açıklayacaktı. Bu şekilde bir çalışmaydı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bu çalışmaları yaptılar. Başka hangi sayfalar olmalı? Evet. Tanıtımlar, yani yaygınlaştırma sayfamız olması lazım. Mesela okul için yaygınlaştırma için bir sayfa oluşturabilirsiniz. Okul için yaptığınız çalışmaları öğretmenler o sayfada paylaşırlar. Yani yaygınlaştırma deyip de işte sosyal medya paylaşımlarını, okul içi paylaşımlarını, işte ne bileyim web sayfalarındaki paylaşımları hepsini bir sayfada paylaşmak biraz karışıklığa sebep olur. Okul içi yaygınlaştırma, işte okul duvarlarınızdaki paylaşımlarınız, şöyle yeni sekmeyi de açarak gideyim ben, öyle daha kolay olacak. Mesela okul içindeki yaygınlaştırma, herkes kendi sınıfında, okulunda oluşturmuş olduğu panoların resimlerini burada bizimle paylaştılar. Sosyal medya ile yaygınlaştırmıştı. Herkes sosyal medyada projemizle ilgili yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili görselleri burada paylaştılar. Ve haberler. Bunu da şu şekilde yaptık biz.
bir tablo oluşturduk. Yine başında bir açıklama yaptık. Mesela ben Atatürk Okulu olarak da web sayfamızda haber yapmışım. Buradan doğrudan doğru okulumuzun web sayfasına link vermişim. Doğrudan doğru linke gidiyor. Kişiler buradan benim haberimi şu anda kaldırılmış haber görebiliyor. Yani o zamanlar EBA'da haber yapabiliyorduk. Aslında EBA'da haber yapmış. Onun hem görselini hem de linkini yapıştırıyor. Bu şekilde link verebilirsiniz. Mesela bazı kişiler doğrudan doğru link yapıştırmışlar. EBA.gov.tr şeklinde. Haberlere ilgili böyle bir sayfa oluşturabilirsiniz. Bir de hocam işte yine tanıtımlar bölümü. Öğretmenler kendisini tanıtacak. Mesela şu girişler bölümü, tanıtım bölümüne geliyorum. Yine bir görsel. Hemen altında da işte öğretmenlerin tanıtacağı sayfanın linkini verdim. Öğrencilerin linklerini ayrı ayrı bu şekilde verdim. Tek tek onlara girmeyeceğim. Öğretmen çalışmaları. Mesela öğretmenlerin yapmış olduğu çalışmalar. Burada açıklıyorum. Burada bir portföy oluşturmalarını istemiştim öğretmenlerden ben. Öğretmenler bu yaptığı çalışma portfolyolarına ekleyecekler. Hemen alttaki sayfadan gidelim. Mesela öğretmenlerime dedi ki birer logo ve poster oluşturun demiştik projemizde. Her öğretmen kendi logo posterini oluşturdu. İçimizden Esen öğretmenimiz, Esen Akın öğretmenimiz bu logo posterleri bir e-kitapta birleştirdi. Burada bunları toplu halde yayınladı. Bu şekilde mesela bir yaklaşımda görev verebilirsiniz. Her öğretmenden bir proje için fragman, bir intro hazırlamasını istedik. Bununla da ilgili öğrencilerden istedik. Kullanabileceği araçları mutlaka bakın burada Renderforce, Kizua, MakeWebVideo.com.tr diye, IntroMaker diye dedik ki araçlar var. Bunları da önerdik. Yani bu araçları yapabilirsiniz diye onlara yol gösterdik. Yani öğretmenimiz yeni başlamıştır. Dedik araçlarına uzaktır. Tanımıyordur. Ama ben burada verdiğim zaman işte Renderforce aracını dediği zaman öğretmen buna tıklayıp buradan Renderforce aracını iyi olup kurcalayıp bunu öğrenip kullanabilir. Bütün sayfalarda bir yön göstericiliğiniz olsun arkadaşlar. İşbirlikçi çalışmalar bölümünde ise bakın yine bir görsel hemen altında yine açıklamalar. Hemen onun altında da işbirlik çalışmalarla ilgili alt sayfalar var. İşte engelliler günüyle ilgili bir etkinlik yapmayı planlamışız. Bununla ilgili sayfayı Türkçeleştireyim. Mesela öğretmenler seçtiği ünlü karakterleri tabloya yazın demiş. Her öğretmenin ünlü karakter seçip onun hayatıyla ilgili bilgi sunacaktı. Mesela böyle bir tablo oluşturduk. Bu tabloya öğretmenlerimiz o da silinmiş herhalde. Eski proje olduğu için arkadaşlar böyle gidiyor hepsi. Ve bu ünlüler, bir ünlü bulacaktık. Bu ünlüyü de öğrencilerimiz şeyle seslendirecekti. ChatGPT aracıyla seslendirecekti. Şuradan bakalım bir. Neyse sayfadan gidelim. Ortak kitaplarımız. Burada mesela birinci kitap Yasemin öğretmenimiz hazırlamış. Ortak ürünler. Ortak ürünlerde alt sayfalarda bunlar tek tek mesela ortak kitabımız demişiz. Hemen açalım ortak kitabımızı. Ortak kitapla ilgili bir form vardı mesela. Ortak öğrenci takımlarını buraya yazmışlar. Sayfa açınca ben de karıştırıcı oldum. Ve burada bir zihin haritası oluşturmuştuk. Ortak ürün olarak, işbirlikçi olarak. Bu zihin haritası da burada ortak çalışmalarımız arasında yer aldı. Değerlendirme ile ilgili araçlar, öğretmen değerlendirmesi, öğrenci değerlendirmesi, analizler, rapor diye bölümler var burada. Mesela burada bir tane değerlendirme örneği açalım size. Mesela öğretmen-öğrenci anketinin değerlendirilmesi arkadaşlar. Burada videolarla bir değerlendirme. Bütün öğretmenler kısaca proje hakkında fikirlerini söyledi. Bunları birleştirdi arkadaşımız. O projeyi o video olarak yayınladık. Ayrıca yazılı olarak da burada değerlendirmeleri yaptık. Ve yine e-kitap olarak burada
bütün öğretmenlerimiz yerlerinden yaptım. Tabii kitabın alt kısmında videolar burada olduğu için bunlar videolarını bu şekilde paylaştım. Proje sayfalarla ilgili mantığı birazcık anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ise hocamın sorusuna gelelim. Yeni Twin Space'te sayfa nasıl oluşturulur? Bu dediğimiz işleri nasıl yaparız? Onları anlatalım. Yalnız hakikaten çok büyük emek varmış. Çok evet. Nitelikli bir projeymiş hocam. İyi ki bizimle bunu paylaştınız. Yani teşekkür öğretmenlerimiz proje oluştururken hani nelerin olması gerektiğini hani kanlı canlı gördüler. Çok güzel ve wiki araçlarını yedirmişsiniz. Yani evet, ben hocam, o genelliğiyle oluşturduğunuz aylık planlamaya bayıldım. Ben farklı şekillerde o genelliği kullanmışlığım var. Ama bu hali ilk kez gördüm. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar bundan daha güzelini yaparlar. Ben eminim. Ben sadece fikir vermesi açısından bunu paylaştım. Fikir doğuruyor zaten. Benim hiçbir projem birbirine benzemez. Bir başka projesi o da bundan farklıdır mutlaka. Konuya göre, öğrenciye göre değişebiliyor. Ben görünmedi. Şu an gelmedi Özkan hocam. Herhalde gelmiştir şimdi. Evet evet şu an açıldı. Tamam. Arkadaşlar biliyorsanız STP girdiğiniz zaman şu etkinlik alanından biz işte etkinlik live adını vermiş olduğumuz eskidenki bölüme giriyoruz. Burası eski etkinlik live alanımız. İşte burada etkinlikle ilgili bölümlerimiz var. Burada işte gruplarımız, projelerimiz var. Projelerimizi tıklıyoruz. Burada benim projelerim gözüküyor. Dün Burcu'cum hocam bahsetmişti. İlk bölümde etkin projeler. Yani şu anda aktif projeler. Şu anda benim şu üç proje bu yıl dahil olduğum projeler. Şuna yanlışlıkla daveti kabul ettim, girdim. Hocam artık beni çıkartmalarını istedi. İl koordinatörler arasında kendi aramızda böyle kurcalaya projeler öğrendiğimiz bir projemiz var. Bir de ben işte öğretmen arkadaşlarımıza eklediğim, onlara eğitim verdiğim bir etkinlik workshop projem var. Şunlar da geçmiş yıldan olan iki proje. Bunlar bitmiş projeler ama kapalı olmadığı için burada gözüküyorlar. Eski kapalı projelerimiz arkadaşlar şurada kapalı projeler tıkladığımızda burada gözüküyorlar. Bunları üç noktaya gelerek tıklayarak açabilirsiniz ama açsanız dahi bir ekleme müdahale etme şansınız olmuyor. Beklemede ise projeye başvurduğunuzda projeniz öncelikle diğer kurucu ortağının sonra diğer ulusal destek servislerinin onayından geçene kadar bu alanda gözüküyor. Ulusal destek servisi projenizi kabul ettiği anda projenin etkin proje arasına aktarılmış oluyor. Reddederse buradan yok oluyor. Bilin ki buradan yok olduysa bekleyen projelerde projeniz reddedilmiştir. Bununla ilgili size projeniz reddedilmiştir diye bir mail gelmiyor. Projeniz reddedilmediğini buradan anlayabilirsiniz. Şimdi ben etkin projelerden şu etkinlik workshop projemize gireyim. Bu da bizim Twin Space alanımız. Etkinlik workshop'un Twin Space alanı. Şimdi bu Twin Space alanında işte projemizle ilgili bilgiler var. Mesela üyelerimiz. 87 tane üyemiz varmış. Projenin resimleri. Onlar burada. Ve bir de platform hakkındaki bilgiler. Yani siz ulusal kalite etiketi alırsanız o burada gözükecek. Aldığınız etiketler ve ödüller şeklinde. Şu anda aktif değil ama ulusal kalite etiketi başvurusuna muhtemelen bu alandan ya da işte şuradaki proje opsiyonlarına tıklayarak şuradan kalite etiketine başvuru şeklinde bir yazıdan gideceğiz. Şu anda aktif değil. Bu soru da çok geliyor. Nereden kalite etiketine başvuracağız diye. Alt kısımda ise projeyle ilgili bilgiler var. Bu bilgiler bizim projeyi yazarken vermiş olduğumuz bilgiler arkadaşlar. İşte kaç üye var? 56 üye var. Eğitim verdiğimiz konular, anahtar kelimeler falan. Projemizin temel bilgileri burada gizli. Biz şimdi Twin Space'e gitmek için şu proje opsiyonları düğmesine tıklıyoruz. Burada Twin Space'e git diyor, diyerek gidiyoruz. İkinci bölüm ise projeyi düzenle. Buradan girelim öncelikle. Başvurudaki yapmış olduğumuz yazılar burada arkadaşlar. Projemizin adını, işte kısa açıklaması, kullandığımız diller, katılacak öğrenci sayısı, yaşlar, bunlar burada. Siz projeyi yazdınız. Dediniz ki biz projeyi işte
Haziran ayında bitireceğiz. Mart ayında bitireceğiz. Ama projeniz uzadı. Mayıs'a uzadı. Burada kısa bir değişiklik yapabilirsiniz. Yani projenin ana çatısını bozmadan hemen şurada mesela şurada çalışma takviminden işte projemiz yetişmediği için bir ay daha uzatma ihtiyacı doğmuştur şeklinde ya da planı kısa bir değişiklik yaparsanız yani açıklama yapmadan da kısa bir değişiklik yapabilirsiniz. Projenizin planında burada değişiklik yapabiliyorsunuz. Geri gelelim. Projeniz herhangi bir sebepten kapatmak istiyorsunuz. Buradan kapat dediğiniz anda projeniz kapatmış oluyorsunuz. Tekrar açma şansınız yine aynı şekilde var. Tenin space alanına gidelim şimdi. Bu projenin tenin space alanı. İlk girdiğimizde bize ben akşam bu sayfaları temizledim. Proje günlüğü sayfamız geliyor. Proje günlüğünde mesela yöneticilerin, öğretmenlerin birbirine vermiş olduğu öğretim bültenimiz burada. Benim daha önce vermiş olduğum bültenler. Altta ise işte projeyle ilgili sohbet arasına giden hızlı link, çevrimiçi toplantı oluşturma bölümümüz. Bu ara saat 10'da benim toplantı ayarlamıştım. Ona katılabilirsek katılalım. Ve bir tartışma oluştur bölümü var. Yani forum bölümü var. Yine bu güncellemeler bölümüne mesela bir anket oluşturdunuz. Bunu sayfanızda paylaşabilirsiniz ama öğretmenler ilk bakışta görmesini istiyorsanız burada paylaşabilirsiniz. Ben akşam bir anketi buraya mesela paylaştım. Diyelim ki buraya embed şeklinde gömme işi de yapabiliyorsunuz. Ve burada mesela bir de şu var arkadaşlar. Projede kimler burada değişiklik yaptı? Hangi sayfada ne ekleme yaptı? Mesela diyor ki Özkan Seyrek diyor webinar deneme için diye bir online meeting oluşturmuş 21 saat önce. Ya da aşağı iniyorum. 6. sayfa öncesine gidelim. Yine Özkan Seyrek işte proje hakkında diye bir sayfa oluşturmuş. Kimin ne iş yaptığını bu alanda görebiliyorsunuz. En son güncellemeleri de kontrol edebilirsiniz. Mesela sistem güncellemesi olmuş mu son zamanlarda? Bu şekilde güncellemeleri buradan takip edebiliyorsunuz. Şimdi şu turkuaz alanda arkadaşlar bizim proje menülerimiz var. Ana sayfamız burası. Sayfalar bölümü az önceki geldiğimiz yer. Bir önceki projede. Buraya bir giriş yapıp tekrar sonradan giriş yapacağım. Öbür bölümden anlattıktan sonra. Sayfalar bölümüne geldiğimizde şurada mesela sayfalar olması gözükmesi lazım. Benim hepsini temizledim. Şu anda iki sayfa var. Biraz sonra sayfa oluşturmayı size burada anlatacağım. Hatta şöyle yapayım. Bu sayfayı da kaldırayım. Arşive gönderiyorum sayfayı arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi projemizde hiçbir sayfa yok. Sizinle birlikte burada baştan yeniden bir sayfa oluşturmayı biraz sonra beraber göreceğiz. Materyaller bölümü. Arkadaşlar bu proje mantığını şöyle düşünün. Bize bir boş sayfa alanı veriyor. Bu sayfa bizim aslında sanal sınıfımız. Nasıl sınıfımızdaki araç gereçlerimiz sınıfımızda bir dolapta bulunursa biz onu alıp oradan kullanırsak onun gibi düşünün. Siz mesela sınıfta bir resim kullanacaksınız. Yani bu sayfada bir resim kullanacaksınız. Öncelikle bu materyal bölümündeki ilgili dolaba bölüme o resmi yüklemeniz lazım. Bir video yükleyeceksiniz video bölümüne. Bir dosya yükleyeceksiniz dosya bölümüne. Mesela ben bir resim kullanmak istiyorum projemde. Resimler bölümüne tıklıyorum materyaller bölümünde. Öncelikle burada mutlaka yüklemeniz şart projede kullanabilmeniz için. Şimdi bakın burada benim resimlerim, öğretmenlerin ile ilgili mesela klasörler oluşturmuş. Konya, Özkan Seyrek diye. Genel resimler. Sonra özel bir sayfa oluşturmuş. Burada mesela ben bir resim yüklemek istiyorum. Dosya seç diyor mesela bilgisayarımızdan. Buradan herhangi bir Zeynep Hocam'ın afişini seçeyim. Şimdi bu işaret çıktığı zaman sayfa yüklendi anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece boyutunu ölçüyor. Çünkü boyutunun bizim 10 megabayttan büyük olmaması lazım. Uygun olduğuna onay verdi. Gönder diyorum. Bunu benim sayfalar bölümüne atıyor. Evet.
Herhalde en son sayfaya attı hocam resmi. Burada oradan görünmedi. Aynı şekilde videolar bölümü. Eskiden de olduğu gibi şimdi de TwinSpace ya da ESET video depolamıyor arkadaşlar. Biz videolarımızı uzak sunuculara yüklüyoruz. Yani YouTube gibi, Dailymotion gibi, Vimeo gibi sitelere yükleyip onun linkini burada paylaşıyor. Bir tane de hemen ondan örnek gösterelim. Şuradan mesela YouTube'a girelim biz. Şuradan mesela benim eski projeden öğrencilerim yapmış olduğu çalışmanın birinin videosunu linkini kopyaladım. Bunu buraya yapıştırdım. Yükle dedim. Şimdi az önceki video kısa videoydu. Bazen kısa videoları bu hatayı yapıyor. Bunun bir çaresi vardı ama şu anda aklıma gelmedi. Neyse daha önce yüklediğim mesela iki video var burada. Bu videoyu yüklemek istersen bunu buradan biraz sonra kullanacağım. Dosyalar bölümünde de yine aynı şekilde Excel, PDF, Word gibi dosyalarımız varsa mesela öğrencilerimize bir yazılı bir boyama kitabı mesela çıkartıp boyatılmasını istedik projemizde veya bir kodlama sayfası. Bunu buraya paylaşıp ortaklarımızın indirip kullanmasını sağlayabiliriz. Hemen bir dosyayı da buradan yükleyelim. Masa üstünde neler varmış? Etkili proje yazma diye bir sunumum varmış mesela benim. Onu açtım. 6.8 MB'miş. Yani bunu yükleyecek demektir bu. 10 MB'dan küçük. Onu yükleye dursun. Daha sonra bunları sayfalarımızda kullanalım. Biraz büyük geldi galiba o nedenle. Daha sonra bu dosyalarımızı burada istersek arkadaşlar şu üç noktadan geldiğimiz zaman çöp kutusu, indir ve düzenle seçenekleri geliyor. Bunlardan diyelim. Silebilirsiniz. Evet dosyamız buraya geldi. Dosyayı aç dediğimizde üzerine geldiğimde dosyamızı açıp indirebiliriz. Forum bölümünü biraz sonra sayfalarda anlatacağım. Çünkü forum bölümüne ayrı doğrudan doğruya giderek bir forum oluşturabildiğiniz gibi bağımsız bir forum şuradan. Şuradan bir forum oluşturabilirsiniz. Bir de sayfalarda otomatik forum ekleyerek bu alanda görünmesini sağlayabilirsiniz. Mesela benim burada en son açılan forum başlıkları var. Bunlar hep tabii deneme amaçlı olduğu için. Forumları çok değişik şekillerde kullanabilirsiniz. Online toplantılar bölümünde ise arkadaşlar yine eskisinde olduğu gibi online meeting ve chatroom odası var. Şimdi chatroom odasının şöyle bir güzelliği var. Mesela sohbet odasına girdiğim zaman bir program buraya yerleştirmişler. Öncekinden çok daha güzel. Bakın burada benim diğer projelerimle ilgili sayfalar var. Etkinlik workshop'taki kanallar var. Bu kanallardan istediğim kanallara gidip konuşma yapabiliyorum. Mesela şunu ilk koordinatörleri projemizdeki bir sohbet burası. Ona da aynı zamanda yazabiliyorum. Zeynep hocamla şu anda orada yazışabiliriz. Şu anda online gözüküyor. Ya da işte bu hangi projeymiş? Akşehir etkinliğinin grubuyla ilgili bir sohbet var. Ben orada varım. Onunla da yazışabilirim. Bu şekilde diğer projelerde de yazışabiliyorsunuz. Mesela iki tane projeniz var. Bu proje çalışırken diğer projede yazışmayı burada yapabiliyorsunuz. Ben tekrar geri çıkış yapayım ben şimdi. Üyeler bölümüne gelelim. Şimdi üye eklemeden de dün Zeynep Hocam'ın bahsedilmemişti. Ona değinelim. Evet Özkan Hocam gerçekten defalarca ifade etmemize rağmen hala bununla ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Projelerine evet, başlamışlar. Proje sonuna yaklaşmışlar. Ama TwinSpace üyesi oldukları için sil baştan yeniden Padlet'ten şikayet ediyoruz. Ama iyi ki Padlet varmış bu yıl dedim ben. Bu yüzden. Evet hocam.
Arkadaşlar dinliyoruz hocam. üyelersek bölümüne tıkladığımız zaman arkadaşlar gelen sayfada projemizdeki üyeler gözüküyor. Öğretmenler de öğrenciler. Siz bunun görünümünü bu şekilde ızgara şeklinde ya da şu şekilde liste şeklinde çevirebilirsiniz buradan tıklayarak. Şu üst tarafta diğer kullanıcıları ekle bölümüm var. Buna tıkladığım zaman öğrenci ekle, diğer kullanıcı da ekle var. Önce öğrenci eklemeden başlayalım. Projenizde öğrenci ekleyeceğiniz zaman örnek veriyorum ortaokuldasınız. Ortaokulda Ayşe diye bir öğretmen öğrencimiz var. Ayşe hem matematik öğretmenimizin projesinde hem sosyal öğretmenimizin projesinde hem de atıyorum Türkçe öğretmenimizin projesinde. Bu çocuğa her bir öğretmen ayrı ayrı kullanıcı adı verirse yani biz bile şikayetçiyiz bu kullanıcı adı şifrelerde kafası karışır. O nedenle kaydolurken eğer projemiz, öğrencimiz daha önceden bir kimlik portalına kaydolduysa, mesela atıyorum matematik öğretmeniz kaydettiyse aynı kullanıcı adıyla şuradan ekleyebilirsiniz öğrencinizi. Çocuk adını biliyorsa buradan işte Ayşe rolünde bildirirsiniz, eklersiniz kullanıcı adıyla. Ama çocuk adını bilmiyorsa veya ilk defa projeye dahil olacaksa o zaman yeni öğrenci ekle bölümünden tıklıyorsunuz. Öğrencimizin adını burada ad soyad kesinlikle tam olarak kullanmıyorsunuz. Özkan Seyrek şeklinde tam isim vermiyorsunuz. Kendiniz çocuklara nick verebilirsiniz. Bir takma isim verebilirsiniz. Ya da ne bileyim işte okulunuzun adıyla kodlayabilirsiniz. Dersiniz ki işte okulun adı ne olsun? Meram İlkokulu olsun. Meram 1, Meram 2, Meram 3 şeklinde çocuklara isim verebilirsiniz. Mesela ben genellikle eğlenceli olduğunu çocuklarım da unutması kolay oluyor. Mesela Hüseyin diye öğrencim var örneği vereyim. Adını Hü yapıyorum. Soyadını da Seyim yapıyorum. Hemen Hü.Seyim isminde kullanıcı adı oluşturdu. Çocuğa şifresini de veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Öyle yanlış oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve sisteme girdim. Hüseyin şu anda eklendi, kabul etti. Atıyorum bir de Ayşe diye öğrencim var. Ay. Hemen ay.şey.nokta diye bir şifre oluşturdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu çocuğa diyorum, bu çocukta yönetici öğrenci olsun diyorum. Ekliyorum, kabul etti. Bu şekilde öğrencilerimizi ekledikten sonra en son TeamSpace'i ekle diyorum. Öğrencilerimizi TeamSpace'i eklemiş oluyoruz. Şu altta mutlaka TeamSpace'i eklediğimiz lazım. Şurada sadece kullanıcı adı oluşturmuş oluyoruz. Evet. Şimdi öğrencilerimizin ya da kendimizin unutmaması için öğrencilerimizin şifrelerini buradan indirebilirsiniz. Bunu bir kenara koyarsınız. İndirelim şöyle. Açalım. İşte Hüseyin'in kullanıcı adı Hüseyin, şifresi, Ayşe'nin kullanıcı adı falan. Bu elinizin altında bir kaynak olarak durur. Öğretmen ben şifremi unuttum diyen öğrenciye bunu paylaşırsınız daha sonra. Ya da kesip kesip ellerine birer tane verebilirsiniz. Özkan hocam, hazır öğrenci kaydını anlatmışken öğrencilerin nereden giriş yapması gerektiğini de hemen ifade gösterelim edersiniz. Hocam. Tamam hocam. Şu an yine bir gizli sekme açayım. Şimdi mesela öğrenciler bizim gibi şeyden giremiyor ama siz tarayıcınıza, Google arama motorunuza esepupil diye yazarsanız ve öğrenci bakayım doğru sayfada mıyım? Evet. Bu sayfadan giriyorum. Mesela bir Hüseyin adıyla bir giriş yapalım şimdi. Buradan çıkış yapayım. Ben daha önce girmişim buradan. Şey yaptım ama şurada sayfaya girdiğimiz zaman kullanıcı adı öğrenci olan arkadaşlar sayfaya giriş yapıyorum. Öğrenci adıyla giriş yaptım. Bakın bu öğrenci iki tane projede dahil. Hani benim az önce projelerim vardı ya etkinlik workshop az önce üzerinde çalıştığım proje şurada koordinatörümün olduğu projede eklemiştim. Öğrenci buradan istediği projenin artık Team Space'ine girebilir. Bizim projemize girsin öğrencimiz. Evet öğrenci gördüğünüz gibi sayfalarda gezebilir, materyallere ulaşabilir ama bütün sayfalarda müdahale edemez.
Sayfa olmadığı için sayfadan hiçbirine giremiyor. Çünkü sayfaları silmiştik ya arkadaşlar. Peki. Şimdi tekrar şu online meetinglere bir geleyim arkadaşlar. Sizinle beraber ilk defa deneyeceğim bir online meeting oluşturmuştum. İnşallah açıyordur şu anda. Evet. Saati geldiği için şu anda bakın normalde gözükmüyordu. Odaya gir dedim online meeting'e. Ama hata verdi. Peki. Şimdi bu durumda ben arkadaşlar şöyle yapmıştım. Bu online meeting'i oluştururken ve bu toplantı öğretmenlere online toplantıya örnek olması için düzenlenmiştir. Bağlantıda sorun olması halinde Zoom üzerinden şuraya linkini yapıştıracağım. Toplantı bilgileri yazacağım. Zoom üzerinden şu adreste yapılacaktır diye yazıyorum ki kişiler zamanı geldiğinde buradan giremediğimiz takdirde hemen Zoom üzerinden de girsinler diye Zoom'un linkini de buradan paylaşıyorum. Yani bir WhatsApp grubuna herhangi bir şeye gerek yok. Şimdi gelelim sayfa oluşturma bölümüne. Hiçbir sayfamız yok. Aslında var sayfamız bizim şurada. Arşiv dediğimiz benim daha önce çalıştığım bir sürü sayfa var. Onların hepsini ben arşive attım. Onlar gördüğünüz gibi buradalar. Şimdi sayfalar bölümündeyiz. Şurada daha fazla sayfa oluşturma seçeneği var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar sayfa oluşturmak için. Diyorum ki buraya atıyorum işte Türkiye'de bir sayfa oluşturuyorum. Oluştur dedim. Evet. Sayfamız oluştu. Şimdi sayfamız oluştuğu zaman burada şimdi biraz sonra göstereceğim mesela üst sayfa. Sayfanın görünürlüğüyle ilgili ayarlarımızı sağ taraftan yapıyoruz. İşte internetteki herkes mi, Teamspace üyeleri mi yoksa sadece yöneticiler mi yani draftta mı kalsın diye. Burada kesinlikle arkadaşlar şu ortadaki seçeneği seçmeyin. İnternetteki herkesi. Çünkü projelerimiz Teamspace alanında sadece Teamspace üyelerini görmesini seçmenizi öneririm. Kimler izin sayfa üzerinde etkileşim bulabilir ya değişiklik yapabilir? İşte yöneticiler, öğretmenler bunlar otomatik seçili geliyor zaten. Eğer siz yönetici öğrencilerin de etkili ya, ekleme yapmasını istiyorsanız mesela ortaokul lise öğrencileri, öğrencilere izin verebilirsiniz ya da bütün öğrencilere izin verebilirsiniz ya da ziyaretçilere de izin verebilirsiniz. Sizin o sayfanızın işlevine göre bu izinleri ayarlayabilirsiniz. Şurada da geri bildirim seçeneği var bir tane. Eğer burada bir ne diyelim nefret söylemiyle ilgili uygunsuz içerikle ilgili bir sayfaysa buradan şikayet etmiş oluyorsunuz. Şu şekilde Türkçe diline çevireyim. Nasıl çeviriyor bunu? Ha, rahatsız edici içerik varsa buradan bunu işaretleyerek bildirimde verebiliyorsunuz. Atıyorum öğrencinin de sizin haberi yokken bir şey yapmıştır. Sizin de silme yetkiniz yoktur. Bunu yöneticilere bildirim gönderiyor. Tartışma bu sayfanın altında şimdi burası önemli. Hani forum açıyoruz ya biz. O sayfanın altına tartışma forum açılsın mı açılmasın mı sorusu bu. Burada izin verirseniz altta bir tartışma açabilirsiniz. Mesela ben buna izin verdim şimdi. Şu kısım ise sürüm geçmişi. Bu sayfaya en son kim girdi? Ne değişiklikler yaptı? Onları görmek için. Bunları oluşturdum. Sayfayı kaydet dedim şimdi. Şimdi bakın burada Türkiye sayfası oluştu. Bir sayfa daha oluşturalım. Bu sayfada Konya sayfası olsun. Ama Konya sayfasını ben istiyorum ki Türkiye'nin altında olsun bu sayfa. O zaman şu üst sayfa kısmına tıklıyorum. Burada zaten diğer sayfalar gözüküyor. Bakın eski sayfalar da gözüküyor. Şuradan ararak bulalım onu biz. Türkiye. Türkiye sayfasının altında oluştur dedim. Evet. Değişikleri kaydet dedim.
Şimdi sayfadan geldik, bakın. Türkiye'nin altında Konya diye bir sayfa oluşturdu. Şu küçük üçgeni tıkladığım zaman sadece Türkiye gözükecek. Açtığım zaman altında Konya gözükecek. Biz bir sayfa daha oluşturalım. Bu sayfamızda Ereğli olsun. Benim güzel ilçem. Bu sayfada inşallah bunu buluruz. Çünkü Konya çok sayıda çıkacaktır. Bakın. Evet. Küçük harfler yazılan Konya şu. Oluştur dedim. Değişikleri kaydedelim. Bir hata verdi, oluşturmadı. Peki biz sayfamızı tekrar geri dönelim. Türkiye sayfamıza geri döndük. Evet, oluşturdu arkadaşlar. Bakın, Türkiye, Konya, Ereğli diye birbirinin altında sayfalar oluştu. Hani ben az önce projemizde işte ne demiştik işte yaygınlaştırma dedik işte, değil mi? Sosyal medyada yaygınlaştırma, okulda yaygınlaştırma diye böyle alt sayfalar oluşturabilirsiniz. Bu şekilde sayfaları bu şekilde oluşturuyor arkadaşlar. Peki şimdi Türkiye sayfasını oluşturduk. Türkiye sayfasına bir şey eklemek istiyorum. Türkiye sayfasına arkadaşlar, şurada Türkiye sayfası burası. Şu üstteki kısım genel sayfalar bölümü. Yani şu seçenekler bölümü sayfalar bölümüyle ilgili. Şu seçenekler bölümü ise sayfa seçenekler bölümü ise burada burayla ilgili. Şimdi hani bir şey demiştik ya, tartışma oluştur diye bir şey oluşturmuş. Bakın burada doğrudan doğruya sayfanın altına bir tartışma oluşturabilirsiniz. Ya da sayfa opsiyonlarına tıklayarak sayfanızı düzenleyebilirsiniz, arşive kaldırabilirsiniz, sayfanızı PDF halinde yedekleyebilirsiniz. Mesela bir sayfaya bir şey eklediniz. Projenizde çocuklar çok acemi ya da gıcık bir öğretmen var, her şeyi siliyor. Acemi bir öğretmen var, bilmeden her şeyi siliyor. Koruma altına almak için buradan PDF altına alıp saklama imkanına sahipsiniz. Bu güzel bir yenilik olmuş yeni sistemde. Sayfa düzenleme bölümüne geçiyorum. Şimdi burada Add Connect yani içerik ekle bölümü var. İçerik ekle bölüme tıkladığımda arkadaşlar şu bildiğimiz bizim içerik ekleme sihirbazımız geliyor. Şu üstteki şeyi uzun uzun atmaya gerek yok. Biçimlendirme ne diyelim şuraya işte. Samsun, Adana, Konya diye yazalım. Bu metin biçimlendirme sekmemiz burası. İşte büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz buradan. Neyimizi de koyalım. Renklendirebiliyorsunuz. Gibi biçimlendirme yaptığınız yer burası. İşte kalınlaştırabilirsiniz. Bunları bütün dijital okul yazarı olan herkes biliyor. Öğretmen anlatmama gerek yok. Bizi ilgilendiren burada 3 tane seçenek var. 4 tane seçenek var arkadaşlar. Birincisi şu link ekle bölümü. Mesela ben diyorum ki buraya yaptığınız çalışmayı öğretmenlere bilgi veriyorum. Bilteyim. Yaptığınız çalışmayı Ereğli sayfasına yükleyin. Şimdi öğretmenimiz bunu Ereğli sayfasına yükleyin dedim ya, ben öğretmenimize kolaylık sağlamak istiyorum. Öğretmen tıklar tıklamaz Ereğli sayfasına gitsin. Gitse sayfalarda Ereğli'yi bulacağım diye uğraşmasını istiyorum. Onun için şuradan nasıl yapabilirim onu? Buradayken zor olacak o. Yeniden açayım şöyle. Şu an Ereğli sayfasını açayım. Ereğli sayfasının linkini buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Şu Ereğli yazısını seçiyorum. Sadece Ereğli yazısını.
Şurada bir zincir işareti var. Link işareti. Ona tıklıyorum. Linki buraya yapıştırıyorum. Ve kaydet diyorum. Sayfayı da kaydediyorum. Bakın şimdi burada yazdığımız yazı Samsun Adana Konya. Yap, güzel yazmış onu. Yaptığınız çalışmayı Ereğli'ne bakın parmak işareti geldi. Tıklıyorum. Ereğli sayfasına öğretmenimiz otomatik olarak gidiyor. Sonra buradan gidip işte burada sayfayı düzenleyecek mi, ne yapacaksa yapıyor. Çalışmanızda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Biz tekrar sayfamıza gelelim. Sayfa seçenekleri, sayfayı düzenle. Demek yaptığım yanlış hemen düzelteyim. Evet. Bunun altına bir resim eklemek istiyorum örneğin. O zaman da şuradaki medya işareti var. Bir çerçeve ve müzik işareti. Buna tıklıyorum. Bize şu üstteki materyaller bölümü vardı ya, orası geliyor. Resimler, dosyalar, videolar. Mesela bir resim eklemek istiyorum. Zeynep Hanım'ın resmi burada görünmesi lazım. Şurada yüklemişiz. Seçiyorum. İşte şeyin kötü yanı burası arkadaşlar. Çok kötü bir pencere çok küçük yapmışlar. En alta kadar inip orası biraz yorucu oluyor. Resim çoğalınca işimiz zorlaşıyor. Dosyayı seç dedim. Zeynep Hanım'ın resmini de buraya eklemiş oldu. Şimdi bunun üzerine şöyle. Bakın şurada edit medya bölümü yazıyor. Buna tıklayarak bu resimle ilgili bir şeyler yapıyorsun. Mesela bu resim ismi 02 JPG'ymiş. Onu değiştiriyorum. Diyorum ki Samsun İl Koordinatörü. Kaydet dedim. Sayfamızda kaydedelim. Evet, sayfamız bu şekilde görünüyor. Şimdi bu sayfanın altına biz daha başka şeyler de eklememiz gerekecek ileride. Yani sayfada bir tek resim, bir tek yazı olacak değildir. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Tekrar sayfayı düzenle dedim. Düzenleme sayfası geldi. Şu alanı çok küçük yapmışlar. Çalışma alanı dar olmuş bizim. Bakın Zeynep Hanım'ın resmi burada. Bunun şu üstüne geldiğim zaman kaydırma çubuklarından şöyle sağa gelip bakın sağ alta tıkladım bir kırmızı enter işareti meydana geldi. Ona tıklayıp enter yapmış oluyorsunuz. Birkaç tane daha yap, mesela arayı açabiliyorsunuz. Diyelim ki bunun altına ikinci bir resim daha ekleyebilirsiniz. Veya bir şeyler yazabilirsiniz. Video eklemek isteyelim. Mesela bunun altına bir de video ekleyelim arkadaşlar. Hemen yine buradan medya sekmesine tıklıyorum. Uzak videolardan, yüklediğim videolardan birini, mesela şurada bir video var. Ölürüm Türkiye şarkısının olduğu video. En alta inip seç diyorum. Onu da buraya yükledi. Gelelim embed kodu gömmeye arkadaşlar. Bunu da Ereğli sayfamıza gömelim. Mesela Ereğli sayfamızda sayfa opsiyonları, sayfayı düzenle içerik ekle dedikten sonra metnimizi yazıyoruz. O bir projede oyunumuz vardır, örnek veriyorum. Buraya oyunumuzu buraya eklemek istiyoruz. Ben şu an Learning Apps'ı az önce açmıştım. Neyse şuradan herhangi bir oyun açalım. Şart değil. Uygulamaları incele. Uzun görüşme araştırmaları ile Fatih Akbaş hocamızın yapıştığı bir oyun var. Bu oyunu projeye yerleştirmek istiyorum. Sınıfta öğrencilere oynatmak istiyorum. Bu oyunun hemen altına iniyoruz arkadaşlar. Burada iki tane link var. Birincisi bağlantı linki. Diğeri kod. Şimdi şu bağlantı linkini önce kopyalıyorsunuz. Bu bağlantı linki şuradaki link arkadaşlar. İkisi aynı şey. Bunu kopyalıyorsunuz. Sayfa düzenleme bölümüne gelip şu dünya var ya burada. Bu dünyaya basıyoruz. Üst kısma bu bağlantı linkimizi yapıştırıyoruz.
Alttaki şu kod linkini ise kopyalayıp alttaki uzun açıklama linkine yapıştırıyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde yapıştırıp paylaşalım. Yani böyle yapmayacaksınız ama yaptığımız zaman ne oluyor onu görelim. Böyle paylaştığım, kaydet dedim. Hangi sayfaydı? Ereğli sayfası. Ereğli sayfasına hata vermişti. Kayıt kabul etmedi. Üçüncü sayfa arkadaşlar açmamanızı öneriyorum bu durumda. Biz o zaman tekrar Konya sayfamıza gelelim. Bunu Konya sayfasına yapıştıralım. Kelime ekle. Dünyaya tıklıyoruz. Uzun linkimiz aklımızdaydı şu anda. Kısa linki de buradan tekrar alalım. OK dedim. Kaydet dedim. Evet. Şimdi bakın. Oyunu küçücük, daracık bir yere sıkıştırdı gördüğünüz gibi. Bunun böyle olmaması için, yani bu sıkıntıyı yaşıyorsanız eğer, yapmanız gereken şu. Sayfa düzenine geliyorum. Sayfayı düzenle. Bunu sileyim. Ya da silmeden önce onu göstereyim. Buna çift tıkladığınız zaman arkadaşlar, deminki yer tekrar geliyor paylaştığımız yer. Burada bu eklediğiniz görüntünün yeri yüksekliğini ayırabiliyorsunuz. Bunu bizim bu ESEP portalında 1000'e 1000 yapmanız yeterli olacaktır. Yüksekliği 1000, genişliği 1000 şeklinde. Şimdi kaydedip gönderelim. Evet, oyunumuz artık tam sayfa görünür oldu. Tekrar düzenlemeye geliyorum. Bu sayfanın altına bir şey daha eklemek istiyorum. İşte şeyiniz çok kötü. Şimdi şurada fark ettiyseniz kursörümüz sağ tarafta yanıp sönüyor. Bunu yapabilirseniz birkaç enter yaparak aşağıya inin. Bu oyunu uzun linki kopyalıyor. Başka bir oyun yüklüyorum hatta buraya da. Bir oyunu rastgele seçtim arkadaşlar. Hemen altına iniyorum. Uzun linkini kopyalıyorum. Dün denemiştim. Olmuştu. Umarım bugün de olur. Burada şu kod bölümüne gelip bunu en alta yapıştırıyorum. Kaydet diyorum. Evet. Bu şekilde de sayfayı ekleyebiliyorsunuz. Herhalde tekrar edeyim isterseniz. Sayfaya sayfa gömmek için arkadaşlar iki yol var. Birincisi şu dünya logosuna tıklayıp yapıyorsunuz. Bağlantı linkini ve uzun linki kopyalıyorsunuz. İkincisi şuradaki kod linkine tıklayarak uzun linki en alta yapıştırıyorsunuz. Bu iki şekilde ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar genel kullanım olarak aklıma gelenler bunlar. Atladığım, unuttuğum yerler varsa şimdi sorularınızı alabilirim. Bir de Özkan Hocam, Şerif Hocam, okul öncesi öğrencilerinin kaydedilmesinin zorunlu olup olmadığını sormuş. Zorunlu değil diye biliyorum ben. Doğru hocam. 8 yaşından aşağı çocukların kaydedilmesi zorunlu değil. 8-9 yaşındaki yani ilkokul 2. 3. sınıftaki öğrencilerin de yani aktif olarak Twin Space'de dosya yükleme şeklinde değil de oyunlar, yorum yapmalar, ankete katılmalar şeklinde aktif etmeniz yeterli olur. Aslında değişen pek bir şey yok ama yeni sistemin ufak tefek aksaklıkları bizi biraz korkuttu sanki Özkan Hocam. Hocam Twin Space yani ESEP'i keşke önceden test edip paylaşsalardı. Biraz şey oldu yani kervan yolda düzülür gibi oldu. Yapa yapa oldu. Bayağı bizi yordu. Şimdi Adana'dan bir öğretmenimiz birinci sınıfına kaydetmeli miyim? Hocam okul öncesi de olsa birinci sınıfta olsa beşer öğrenci kaydedin. Yani onların kaydedilmiş olmaları sisteme gelecekleri anlamına gelmez ama sistemde öğrenci kaydetmediniz diye size bir bahaneyle demiş yapılmasın.
O nedenle bence kaydetmenizde fayda var. Öğrenci girmesinin önemli değil. O kadar güzel anlattınız ki Özkan Hocam. Hani soru kalmadı hocam. Büyük ihtimalle. Keza benim de içinde yenilikler oldu. Bilmediğim bazı noktaları çok güzel ifade ettiniz. Şimdi faydalı olduysa ne mutlu bize. Emeğinize sağlık. Gerçekten çok büyük bir emek var. Burada siz ciddi anlamda çalışıyorsunuz bunun üstüne. Twin Space'de hani ben şahsım adına sizin kadar hakim değilim. Siz biraz hocam. Daha emek sarf ettiniz bu noktada. Takıldığımız yerlerde de mutlaka dönüş sağlıyoruz sizlere. Ben bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Herhalde soru soran arkadaşımız yok. Zeynep Hocam. Çok kıymetliydi. Yani cuma akşamı böyle hepimizin mesai bitiminde gerçekten böyle bir rehavetle dinlenme ihtiyacı duyduğu bir akşamda bizlerle birlikte oldun. Çok kıymetli bilgiler paylaştın. Her daim de bunu yapıyorsun. Bu konuda örnek aldığın bir insansın. Gerçekten emeğine yüreğine sağlık. Yani hiçbir şeyi kendine saklamıyorsun. Paylaştıkça güzeldir diyorsun. Özverin, Kesinlikle öyledir fedakarlığın hocam. Şayan. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Çok teşekkür ediyoruz Özkan Hocam. İyi ki Herkese varsın. İyi akşamlar diliyorum. Herkese Konya'dan selamlar.